Merhabalar yavrularım. Atay'la beraber sizi yine misafirliğe geldik bu hafta. Güzel, renkli bir konu seçtik. Bu hafta çok fazla çizim yok, baskı yapacağız. Ama birazcık fazla işlemli bir çalışma olacak. Böyle bahçemizden size çiçekler topladık. Evimizin, apartmanımızın bahçesi var küçük. Çiçekler topladık. Bugün bir kır çiçekleri çalışması yapacağız. Ata, tanıyor musun bu çiçekleri? Papatya. Hangisi papatya? Evet. Başka? Kara hindiba. Kara hindiba. Sadece hindiba olmasın. Leylak. Leylak. Hangisi leylak? Mor olan mı, kırmızı leylak olan mı? Hah, leylak kırmızı olan. Bu ne? Şey ama mor olan, kırmızı olan. Hangi çiçek biliyor musun? Bilmiyorum. Bunun kırmızı olana da gelincik. Gelincik. Gelincik, evet. Peki bu ne? O da herhalde papatyanın bir türü. Turuncu papatya. Bilmiyorum ki ismini. Oo. Belki de ayrıca bir adı vardır. Dur. Böyle renkli bir çiçek çalışması yapacağız bugün. Ama bunu baskıyla yapacağız. Çizerek yapmayacağız. Bunu yapmak için ihtiyacımız olan şeyleri sayıyorum şimdi size. Boyaya ihtiyacımız var tabii ki. Ama akrilik veya guaj boya veya parmak boyası böyle yoğun olup ıslak bir boya ihtiyacımız var. Sulu boya değil ama yoğun bir boya ihtiyacımız var. O da bunlardan biri olabilir. Renklerimizi karıştırmak için bir tabağa ihtiyacımız var. Naylon poşetten kestiğim böyle böyle küçük küçük parçalara ihtiyacım var. Naylon poşeti kestim. 5-6 tane yeter bir kişiye. Fırçamı kurulamam için peçeteye ihtiyacım var. Ve en sonunda çalışmama püskürme yapabilmek için sulu boya ihtiyacım var. Bir ince bir de kalın fırça, suya ihtiyacım var. Ve tabii ki istediğiniz boyutta bir beyaz sayfa. Ben dikey olarak kullanacağım. Siz isterseniz yatay kullanabilirsiniz. Başka hata söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Çalışmaya başlayabiliriz o zaman. Hadi bakalım. Hatta gelincikle başlayalım diyorum. Ne renk gelincik? Kırmızı. Kırmızı. Hemen kırmızı renginden o zaman ikimize de birazcık koyuyorum. Birer tane naylon alalım. Al bakalım. Ben de aldım. Şimdi gelincimin yaprakları böyle normal papatya gibi değil de birazcık kalın olduğu için azıcık böyle kalınca bir yaprak, taç yaprak çizeceğim. Şöyle alıyorum. Şöyle yukarıya doğru. Sanki böyle üçgen yapıyormuş gibi, ters üçgen yapıyormuşum gibi. Güzelce ne? Şöyle bir taç yaprak yaptım. Gelincik yaprağı. Birazcık bol sürebilirim. Basınca güzel durması için. İlkini basıyorum şimdi. Şöyle. Buraya bastım. Şöyle hafif parmağımla yaydırıyorum. Evet. Çok güzel çıktı. Bir tane daha yapıyorum şimdi. Şöyle tam büyük açılmış bir gelincik yaptım. Kocaman. Bastırıyorum. Ben de yapacağım. Çıkar çıkar. Tamam. Farklı farklı yerlere bas. Yukarılara da bas. Evet, bir tane daha yaptım. Aşağı bas. Biraz daha sürebilirsin boya. Bak benimkine de biraz daha boya bol. Gördün mü? Evet, küçük bir tane daha yapmak istiyorum şimdi. Sonra öbür çiçeklerime geçeceğim. Biraz daha koyayım. Sen birkaç tane daha yap. Biraz büyütebilirsin gelinciklerini. Evet. Gelinciklerim tamam benim. Şimdi bunu birazcık, yok silmeme gerek yok, bunu kaldırdım. Şimdi biraz leylak yapacağım. Bu sefer hiç belli olmadı. Az sürdün çünkü boyayı. Ben o yüzden sana biraz daha fazla sür diyorum. Boyayı bol sürmen lazım ki yapışabilsin. Leylaklar için açık mora ihtiyacım var.
Morun içine ne katacağım mata leylak yapabilmek için, açık mor elde edebilmek için? Beyaz. Beyaz ekleyeceğim. Umarım bu renkleri açabilmek için azıcık açık mor yapıyorum. Umarım belli olur. Sürdüysen yeteri kadar belli olur tabii ki. Bak açık mor elde ettim. Aynı leylağımın rengi gibi. Şimdi leylaklar böyle minik minik çiçekleri olan bir çiçek. O yüzden de leylağımı yapmak için. Sen bunu baskı mı yaptın? Kırmızı leylak yok. İçin şöyle bir hani teknik yapacağım. Yok seninki. Taç yaprakları küçük. Küçük olduğu için de böyle minik minik değdireceğim sadece. Yumak gibi olacak. Evet, Leyla'mı da bu şekilde yani hallettim. Morla beyaz mıydı? Yani morla beyaz. Morun biraz koyuydu. Açık şey elde edebilmek için, açık mor elde edebilmek için içine birazcık beyaz koydum. Bir de mor mu? Evet, mor, mor ve beyaz. Mor koydum, bir tane beyaz. Bir tane leylak yaptım. Biraz daha kırmızı yapacaksan koyabilirim. Sıktın mı? Sıktıysan şuraya kurulayabilirsin. Bir tane de minicik bir leylak yapacağım. Bunun için birazcık kağıdımı sileceğim. Küçük bir bölgede. Islak mı? Bu kadar yeter ya. Yeter bence. Fırçamın ucuyla sadece hatta. Elimizde mor yoksa moru elde etmek için hangi renkleri karıştıracağım atacığım biliyor musun? Belki sarı ve kırmızı ya da mavi. Kırmızı. Mavi ve kırmızı, evet doğru. Şimdi turuncuya geçebilirim. Kırmızı ve sarıyı karıştırarak turuncu elde ediyorum. Eğer koyu bir turuncu elde etmek istiyorsam kırmızısını biraz fazla koyacağım. Açık bir turuncu elde etmek istiyorsam da sarısını biraz fazla koyacağım. Böyle güzel oldu bence. Papatya gibi yapacağım şimdi. Şöyle. Aslında kağıdımı değiştirebilirdim ama niye değiştirmediyse bir tane basıyorum. Evet, çok güzel oldu. Bir tane daha yapıyorum. Bir iki tane de böyle küçük yapıyorum. Çünkü bütün çiçeklerim aynı boyda değil. Hopit. Şimdi bir sarı sıkıyorum. Bir de sarı çiçek yapacağım kendime. Papatyalar yapamadığım için beyaz. Ben sarı yapacağım. Şöyle. Papatyanın çiçekleri şöyle. Böyle birer birer yapabiliriz. Şöyle. Kır çiçeği gibi yani. Bir tane küçük yapıyorum. Küçüklerle başlıyorum. Evet. Buraya bastırdım. Bir tane daha yapacağım onun yanına. Daha. Biraz magenta rengim var. Şimdi magentaya birazcık beyaz katacağım. Böyle pembe gibi bir renk elde etmek istiyorum. Bu da benim hayalimdeki çiçek olsun. Fırçamı yine kuruluyorum. Şöyle güzel bir pembeye yakın bir renk elde edeceğim. Evet, güzel oldu bence. Bunu da böyle lale gibi yapıyorum. Lale de böyle görünüyor biraz ata. Şimdi saplarını yapacağız ata ile birlikte. Ata, sapları ne renk olacak? Yeşil. Yeşilimiz yok, ne yapacağız? Hangi renklerimiz var? Yeşil yapabilmek için. Sarı, mavi ve kırmızı. Kırmızıya ihtiyacımız yok. Sadece sarı ve maviyi karıştırarak yeşil elde edebiliriz. Koyu yeşil yapmak için maviyi mi bol kullanacağız? Evet, koyu yeşil yapmak için maviyi biraz bol kullanacağız. Açık yeşil istiyorsak da sarıyı bol kullanacağız. Bakalım güzel bir yeşil elde edebilecek miyiz? Kurumuş boyların üzerine iniyor. Neyse, önemli değil. Bakalım istediğim yeşil elde edebilecek miyim? İki renk yeşil istiyorum. Biri öbüründen biraz daha açık olacak.
Sapları çünkü tek renk değildir. Bu birinci yeşili. Gayet güzel oldu. Azıcık daha sarı katarak daha açık bir yeşil elde edeceğim. Maviyi ben koysam. Mavi koymayacağım. Şuradaki yeşilden yararlanacağım direkt. Orayı yaşık yeşil mi yapıyorum? Ooo açıkçası. Onun altından mı geldim abi? Şuradaki yeşilden aldım. Evet, burası biraz açık altından yeşil. Altından geldim mavi. Burası yani. Da koyu yeşil. İki tane yeşilim var artık. Şimdi istediğimi kullanabilirim. Bak sana bir şey göstermek istiyorum. Gelinciklerin şöyle kapalı hali var burada bir yerde. Onu bulabilirsem ama bir tane kapalı halde gelincik yapmak istiyorum. Bak şurada görebiliyor musun? O ne? Bu gelinciğin kapalı hali. Bu olgunlaşınca böyle buradan açılacak ve içinden gelincik çıkacak. Tamam mı? Bir tane de onlardan yapacağım. Bir iki tane. Şimdi ince fırçamla yeşilimi kullanıp bazı çiçeklerimin saplarını yapmaya başlıyorum. Gelinciğimin sapı için şöyle orta bir yeşil kullanabilirim. Sen de fırçanı güzelce kurula. Evet. Buradan böyle aşağı doğru geliyorum. Evet. Buradaki çiçeklerime de birazcık, lalemin birazcık sapını kalın yapabilirim. Evet. Bu kadar yeter mi? Leylaklarım böyle ağaç gibi bir şeyde yetiştiği için atacığım. Onun böyle hafif, çok azıcık da kahverengiye ihtiyacım olacak sonra ama dur bakalım. Şöyle onun için biraz şu koyu kullanıyorum. Leylaklarımın yaprakları böyle bu şekilde. Biraz kalan oldu. Lalelerimin de şöyle yaprakları oluyor. Biraz daha uzun. Leylaklarınki gibi kısa değil. İstediğin renkleri kullanabilirsin hatta. Birazcık koyu, birazcık açık yeşil. İkisini birbirine kaynaştırabilirsin. Gelinciğime ince bir sap yapacağım. Gelinciklerin sapları çok çok ince. O yüzden böyle incecik bir sap yapabiliriz gelinciğime. Şurada yine bir lalem İçime var. İçime bir rahatlama geldi. Laleminde. Anne, efendim korsun çiçekler var ya. Şöyle şunlar mor gibi aynı çiçekler var ya anneannenin orada. Bir yerine basınca açılıyor. Yine bunları papatya olarak düşünüyorum ben şu anda. Papatya olarak düşündüğüm için de onların da böyle enteresan böyle kırçıllı gibi bir şeyleri var. Onların da sapçazları incecik ama şöyle onların değişik bir böyle ağ gibi. Gelinciğimin şunu da yine bir papatya gibi. Bunu da lale olarak düşünüyorum. Biraz kalın yapacağım. Evet. Leylaklarımın arasında böyle küçük küçük onların dalları göründüğü için böyle hafifçe yeşiller ekliyorum. Çünkü her bir çiçeğin onu tutan küçük bir dalı var. Evet. Şurada birazcık var. Birazcık yeşil. Evet. Şuna. Seninkine şapın şuradan o kadar kaşık ki görünüyor. Oo, bu çiçek biraz garip. Bunlar yukarıya doğru bakıyor ama aşağı doğru bakıyor şu. Anne, bu çiçekten aslında hiç arı yok mu? Yok. Neden? Sen istiyorsan yapabilirsin. Belki de vardır, konmuştur. Ama şu an benimkinin içinde bal topluyor. Olabilir. Çok iyi fikir. Çiçekleri sap yapmadım. Ne yapmışım? Öbürüne de yaptım. Evet. Ben gencin sapını görüyorum şu an. Sapı değil benim görmek istedim. Ha bir de gelincik şeyi yapacaktık, tohumu. Şuraya hemen bir tane iliştireyim. Evet şöyle. Ben olsa küçük bir hayvancık olsam bu çiçeklerin altında çok mutlu olurum. Şuraya da bir tane yapıyorum. Televizyonu bu da yarın sabah da açılacak herhalde. Şuraya da bir tane yapıyorum. Emin misin? Yarın sabah bunu açacak mısın? Şimdi çiçeklerimin orta kısımlarını yapacağım. Bunun için biraz siyah koydum. Biraz böyle bordo gibi bir renk koydum. Biraz da beyaz koydum. Gelinciğimin ortasını yapacağım örneğin. Azıcık siyah alıyorum ama fırçamın ucuyla. Şöyle. Şöyle mesela şunun ucunun göründüğünü varsayıyorum ve fırçamın ucuyla dokunuyorum sadece.
Çünkü bu tam açmış. Şurada bir tane daha tam açmış bir gelinciğim var. Öbürleri tam açmamış. Başka siyah koymak istediğim şeyim yok. Bunlar kapalı zaten. Bunların içlerini göremiyoruz. O yüzden bunu da göremiyorum. Bunu da göremiyorum. O yüzden de iki tanesini sadece hafif siyah değdirdim. Şimdi çok öbür çiçeklerimin... Rüya yapsaydım güzel görünürdü. Birazcık hangisine? Şuna. Tırtıklı olan kapalı ya, bak içini göremiyorum böyle bakınca. Şöyle acaba böyle hafif dışında böyle hafif siyah lekecikleri var koysam mı acaba şöyle azıcık? Böyle. Dıştan böyle hafif lekeli görünüyor. Evet. Oldu gibi sanki. Bak benim yapraklarım güzel gidiyor değil mi? Evet, bu iyi gidiyor. Biraz daha ince yapabilirsin saplarını. Yok, şimdi leylaklarımın yok. İçine de böyle küçük küçük böyle çok azıcık fırçamın ucuyla yine beyazlar değdireceğim. Böyle ucuna. Ucuna birazcık beyaz değdirdim. Şöyle böyle hafifçe belli etmek için sanki böyle ortaları varmış gibi. Leylaklarıma değdirdim. Lalelerimin içini göremiyorum. Onlara bir şey yapmayacağım. Ama şuradaki şu turuncu ve sarı papatyalarımın içine hafif böyle magentam var burada. Magentamı değdireceğim. Yine hep aynı işlemi yapıyorum. Çünkü çiçeklerim tozlaştığı için ortası böyle tam böyle şey değildir. Mesela şunun içine böyle pıt 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 aa, pıt anne, pıt pıt. Öbürleri açmamıştı. Bunlar papatyalar açanlar. Hayır, şunlar açmış. Ha, açmadı. Onlar bak şurada lekesi var ya hafif arkasında. Onu yaptım. Şöyle biraz minnoş minnoş değdirelim. Şimdi bir de turuncum var. Turuncuma da böyle hafif magentaya azıcık siyah katacağım. Bakalım nasıl bir renk elde edeceğim. Koyu böyle... Koyu bir renk istiyorum. Koyu mor gibi. Bunu da içine koydum. Şunu azıcık değdirdim. Anne ben bu yeter değil mi bana? Evet. İyice oldum. Oldum. Başka iç kalan çiçeğim. Şunun da içi var. Evet, gayet güzel oldu bence. Şöyle. Şöyle değdireyim. Böyle gelinciğimin yapraklarını hafiften belirginleştiriyorum. Şimdi hazır sıra geldi püskürtmeye. Hatta suyunu kullanabilir miyim bir süre? Tabii ki de. Şimdi birazcık kalın bir fırça kullanıyorum. Sulu boyamı açıyorum. Birazcık püskürteceğim. Biraz her yer kirlenebilir. Birazcık masanın üstü yani her yer derken açık yeşille başlayabilirim. Sulu kullanıyorum. Yani sulu sulu istiyorum olsun ki püskürebilsin. Şöyle sulu aldım. Şöyle elimle pıt 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 vuruyorum hafif hafif. Önce bir bakayım ne kadar dökülüyor. Evet işte böyle. Yağmur yağdırıyormuş gibi. Biraz mavi kullanacağım. Bunu da yine olabildiğince boyamı çıkartıyorum iyice ki renk alabilsin. Önce yavaş vuruyorum ki ne kadar püskürdüğünü göreyim. Üst üste iki soğuk renk kullandım. Şimdi bir tane sıcak renk kullanmak istiyorum. Şu moru sevdim. Ben mavi kullanacağım. Kullanabilirsin. Çiçeklerimiz böyle sıcak renklerde olduğu için arka planda böyle hafif soğuk renkler kullanabiliriz. Bir mahsuru yok. Son bir renk daha kullanacağım. Şurada böyle yeşille mavi arası olan bir renk var. Koyu turkuaz gibi. Genel küçük küçük başlıyorum püskürtmeye. Evet, biz kır çiçekleri çalışmamızı bitirdik.
çizimi yok ama birazcık işlemi çok olan bir çalışma. Şöyle göstereyim size ama çok güzel oldu. Sen de göster Atam senin çalışmanı. Bu benim çalışmam. Bu da Atan'ın çalışması. Siz de istediğiniz sayıda kır çiçeklerini yapabilir, istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Ben böyle renklendirdim. En sonunda üstünü püskürtme yaparken ne kadar çok renk kullanırsanız o kadar güzel olacaktır. Püskürtme yapmamızın sebebi arka planındaki beyazın biraz daha böyle renkli görünmesi. Çalışmamız çok daha güzel bir hal aldı püskürtme yapınca. Başka bir çalışmada görüşmek üzere. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.